sen bizi hiç mi düşünmedin? Biz burada ne hale geldik? Baban Yasemin yok dediğinde benim kalbime iniyordu annem. Ne demek öyle kafana göre çekip gitmek? Bizim üzüleceğimizi, merak edeceğimizi hiç mi düşünmedin sen? Özür dilerim. Ah be yavrum. Sen sadece derslerine odaklan. Bak sen elinden geleni yap. Olmazsa da senin canın sağ olsun. Değil mi Cihan? Ya kızım, otobüsü giderken durdurdum. Ya gitmiş olsaydı? Ya başına bir iş gelseydi? Sen bizi ne kadar korkuttuğunun farkında mısın? Tamam Cihan. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın kızım. Bir güne bir gün notlarınla ilgili sana bir şey söyledim mi? Sen bizim için değil, kendin için ders çalışıyorsun. Üniversiteyi kazansan da kazanmasan da sen bizim kızımızsın. Ama bu başka. Bundan sonra okuldan eve, evden okula. Üniversite sınavına kadar sana bütün aktiviteleri yasaklarım. Annem tamam, geçti. Geçti bebeğim benim. Bebeğim. Gel bakayım. Gel. Gene dünyaları yedin Kerem. Ortalama bir ailenin bir ayda tükettiği gıdayı sen biz konuşurken yiyorsun. Ne yapayım? Babam bakkal. Ben de kalite kontrolü yapıyorum. Biz bir aile şirketiyiz. Bu aile şirketinin sana miras kalacağını düşünürsek sen tam bir miras yedisin Kerem. Bari konuşurken ara ver. Hayır, onlar benim bebeklerim. Mete ne oluyor? Bir sorun mu var? Ablam izinsiz İstanbul'a gitmeye çalışmış. Babam son anda durdurmuş onu. Aşağıda konuşuyorlar. Kötü olmuş. Bir de Salih Hoca var tabii. Sizce haritayı göstermekle hata mı yaptık? Ben hata yaptığımızı düşünmüyorum. İstemeden yanlış bir şey yaptıysak bile neden bize öyle davrandı ki? Bir daha ders vermeyeceğini söyledi. Keşke haritada hiç bahsetmeseydik. Kerem. Azmi, rahat bırak. Çocuklar, durun. Kerem. Bir şey oluyor. Kerem. Kerem. Arkadaşlar, Kerem korktu. Ne oluyor? Kerem. Sömüren evlat. Ya baba ya. Baba ya değil. Oğul hep ya. Yürü. Eriteceğiz bu gebeği. Yürü. Dükkana gidiyoruz. Yürü. Yürü. Allah'ını seversen insan bir selamun aleyküm der. Ben de bir aleyküm selam diyeyim. Nedir bu sessiz sessiz gelişin? Aklımız gitti. Minnacık zaten aklımız var. Yabani abicim, şu hışırdatmadan, yaprakları oynatmadan yürümeyi nasıl yapıyorsun? Ben ne zaman bu işe kalkışsam illa bir dalı kırıyor. Ne yapıyorsun burada? Arazimize kazık çakıyorum. Nevzat Bey'imizin emri. Emi de kesin emri. Herkes haddini, yerini bilecek dedi. Orman arazisi ne zamandır Nevzat'ınmış? Hey yavrum hey, hey yavrum hey. Koskoca Nevzat Bey'den bahsediyoruz. Adam para babası, para. Para var, huzur var. Parayı basacak, bütün araziyi alacak. Adam senin gibi derbeder mi? O işler bitti artık. Ormanın aslanıyım, kaplanıyım, kralıyım. Kediyi koruyacağım, keçiyi koruyacağım. O işler bitti. Sana söylemesi. İnat etme, Allah yarattı demem. Kalbini kırarım aslan. Aslan abim benim. Canım abim benim, yabani abim. Ne güzel de tuttun. Abi.
aslan sanki biraz fazla oldu. Çok affedersin. Özür dilerim canım abim. Affet. Tamam tamam. Tamam ben gelince daha detaylı konuşuruz. Tamam telaş etme. Beni de haberdar edin. Tamam hadi. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin Azmi amca. Sağ ol Burak. Hoş geldin. Buyur. Kerem almaya geldim. Bizimkiler bizi bekliyor. Beni unuttun Burak. O büyük maceraya ben siz gitmeniz gerekiyor. Kerem bugün hiçbir yere gidemeyecek. Büyük macerasını sonlandırmış dersin. Yediklerinin, içtiklerinin kazanıldığını anlayana kadar çalışacak. Ömür boyu burada mı yani? Selamun aleyküm Azmi. Aleyküm selam. Ne oldu durgunsun? Ablam hastalanmış Sezgin. Acil şehre inmem lazım. Pazar gününe kadar dükkanı Kerem'e bırakmak zorunda kalacağım. Ha çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya bırak ne olacak? Koskoca adam oldu Kerata. Biraz fazla koca oldu. Dükkanı Kerem'e bırakmak, kurda kuzu emanet etmek gibi bir şey. Kerem dükkanı yer bitirir. Oğlumuz oldu diye sevindik, pehlivan çıktı. Üstelik sahalarda hiç yok. Sizi duyuyorum. Ah ya aşk olsun Azmi. Ben de güne duruyorum burada. Yani böyle zamanlarda destek olmayacaksam ne zaman destek olacağım ben? Ha? Hem çocuklar da bana çırak olurlar. Olmayız. Öyle mi dersin? Kerem'i tek bırakmaktansa... Olur vallahi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Kimse beni dinlemiyor mu? Babanı dinlemediğin zamanlara say Kerem Bey. Lokmaları yutma derken kulağın ses almıyordu hiç. Çocuklar bekliyor. Ben geç kalmayayım. Dur! Beni burada yalnız bırakma. Evet yavru kurtlarım. Bugün bakkaldayız. Ve ustanız size ticaret öğretecek. Toz koparan, toz koparan. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok! Arkadaşlar, Salih Hoca olmadan yapamayız. O bizim sadece yok hocamız değil, aynı zamanda yol göstericimiz de. Onu ikna etmemiz lazım. Nasıl ikna edeceğiz ki? Bence gidip açık açık konuşalım. Ama önce Kerem'le buranın gelmesi lazım. Sahi, nerede kaldılar? Can, hayırdır? Karel'den ayrılma kararı aldım Sinan. Ne? Şaka mı yapıyorsun oğlum? Olur mu öyle şey? Biz bir takımız. Böylece bırakamazsın. Ama bırakmak istiyorum. Sürekli bana kötü şeyler söylüyorsun. Maç diye çekerken çok geriliyorum. O yüzden de başarısız oluyorum. Kendin gerildiğin kadar yayın gerilse başarısız olmazsın. Gene yaptın. Bıktım artık beni azarlamandan. Sadece ben değil ki, Merve'lerde de bunlar rahatsız. Kendi başarısızlıklarınızı bana mal ediyorsunuz. Ben hep takımın iyiliği için çalıştım. Sen sadece babana kendini kanıtlamak için çalışıyorsun Sinan. Seninle uğraşacağım, alemle uğraşsam daha mutlu olurum. Yolun açık olsun. Merhabalar. Ben Metin'in annesiyim. Nasılsınız Bahar Hanım? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biz yarın akşam için Darülaceze'ye bir ziyaret düşünüyoruz da. İşte oradaki insanlara kısırdı, börekli falan yapmak istiyoruz. Bunun için de yarın biz de toplanacağız. Sizi de aramızda görmeyi çok isteriz. Öyle mi? Tamam, tamam. Çok sevindim. O zaman Elif'i de getirin. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi. Bahar Hanım da tamam. Sırada ne var? Şimdi Nurgül Hoca ile birkaç komşu da bize yardıma geleceğini söyledi. Bizim çocuklar da bir işin ucundan tuttu mu tamamdır bu iş. Ay Ayşeciğim, ne iyi akıl ettin şu darlı acize işini. Vallahi hayırlara vesile olacağız. Aklınla bin yaşasa değil mi? Çok güzel olacak. Çok güzel. Dikkat et Sezgin. Bu dükkan Kerem için aslı gibidir. Bir tanecik ve eşsiz. Önüne süpermarket de koysan yine gelir bu bakkalı yer bu çocuk. Kapitalizmden daha tehlikeli benim oğlum Sezgin. Ya sen merak etme. Ben ona çalışmanın ne demek olduğunu öğretirim. Gözün arkada kalmasın. Nasıl kalmasın Sezgin? Ensemde göz çıktı bu çocuk yüzünden. Fark ettim. Elim bir şey gitme, önce senin sesin geliyor. Ya sen merak etme ya. Hem benim ayağım uğurludur. Şöyle dükkana bir sürelim şimdi. Bereketiyle birlikte gelir. Öyle mi diyorsun? Ha. İyi madem. Hadi. Al asmalık. İyi günler. Aa, iyi günler Nurgül Hanım. Su gibi git gel. Hadi. Salih hocam. Salih hocam. Evde misiniz? Hocam. Salih hocam. Yerde yok. Geri mi dönsek? Hayır, kalıp çalışmalıyız. Hem belki bizi atış yaparken görürse fikri değişir. Salih Hoca görsün ya da görmesin. Bu işi öğreneceksek çalışmalıyız. İyi tamam da kim öğretecek bize? Mete, sen bizi çalıştırsan hem geleneksel yayı da biliyorsun. Öğrendiklerini bize göster. Biz de yapmaya çalışalım. Ne dersin? Yapabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki de yaparsın. Sen iyi bir okçusun. Evet. Burak arıyor. Alo Burak, neredesiniz? Kerem'le bakkaldayız. Azmi amca şehire gitti. Dükkanı da Sezgin Hoca'ya emanet etti. Biz de ona yardım ediyoruz. Gelmeyecek misiniz? Yok, bugün gelemeyiz. Sezgin Hoca'nın bize ihtiyacı var. Ne oluyor Burak? İyi misiniz? İyiyiz, merak etmeyin. Sezgin Hoca'nın ayağına çuval düştü. Hayır, hayır hocam, kaldırmayın. Hocam durun, raf düşecek. Kapattı. Neyse, yalnız çalışacağız anlaşılan. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi gelin. Tek olan tüy üste gelecek. Yapacaksınız. Yayı bıraktığınız anda bileğinizi çevirirseniz olacakmış. Bak böyle. Tamam. Bunda nişan yok. Eliniz alıştıkça buluyorsunuz hedefi. Parmağı açtığınız anda bileğinizi rahat bırakacaksınız. Ok kirişte de yayda da aynı anda serbest kalacak. Salih hocam. Salih hocam, bir şey soracağım. Hocam. Biz çalışmaya devam edelim. Thank you.
Hocam, hocam bir şey sorabilir miyiz? Hocam konuşabilir miyiz? Hocam, hocam. Şu işe bak ya. Salih Hoca yüzümüze bile bakmadı. Kesin çalıştırmayacak bizi. Mete, Elif, artık burada kalmamızın bir anlamı yok. Hadi gidelim. Siz gidin, ben kalacağım. Bize nasıl davrandığını gördün. Tek başına ne yapacaksın ki? O gelene kadar burada bekleyeceğim. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Koparan zor zamanlardan geçiyordu. Ustası yoktu. Adeta pusulasız kalmıştı. Gideceği yönü şaşırmış, düşmanlarına açık hedef olmuştu. Bir anda etrafı sarılmış, kapana kısılmıştı. Yalnız mı kaldın? Ustan nerede? Seni kurtaracak kimse kalmadı mı? Berke, kazık kadar herifsin, bu halin ne? Nevzat Beyciğim, ya efendim. Adamı çok dengesiz, çok agresif, çok asabi. Kazıkları bir aldım, araziye çakmaya bir başladım. Adam aradan bir sıvıştı, bana bir çakma çaktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Ne diyorsun adam sen? Gerekiyorsa tüm adamlarını topla, git ormana kov o herifi. Ben sana bir orman adamıyla baş edemediğim maaş ödüyorum. Korkak herif. Beceriksiz, basiretsiz, kepaze! Mehpuş'un da eline sağlık. Ne de güzel yapmış. Onu Mehpuş değil, Arda yaptı. Ne? Arda mı? Oğlum sen ne zaman öğrendin yemek yapmayı? Övünmek gibi olmasın şimdi ama kek, poğaça, kremalı börek falan yapabiliyorum yani. Hiçbir şeyden haberin yok Sinan. Bir de ekip diyoruz kendimize. Ya ben nereden bileyim? Bunca sene yaptığı da yemedik mi? Sürekli bağırıp çağıran bir yerine salçalı ekmek yapacak motivasyonu bile kendimde bulamadım Sinan. Kusura bakma. Ya ne alakası var? Nereden bileyim? Bundan sonra bilirsin. Can'ın ekipten ayrıldığını öğrendik. Arda ile biz de kariyerden ayrılıyoruz. Bırakamazsınız. Biz mi takımız? Takım olan bizdik Sinan. Sen değil. Artık tek başına dilediğin gibi kazanırsın. Arkadaşlar. Nevzat Bey, bir beyefendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Çağır gelsin. Tabii efendim. Vay. Sonunda.
sonunda yabaniye ormanından çıkarabildik. Ayağıma kadar geldiğine göre oldukça zor durumda olmalısın. Arazimden uzak dur Nevzat. Durmazsam ne olur? Kanunen hiçbir şey yapamazsın. Parasını verip alacağım. Her şey para değil. O ormanda canlılar var. Bize bırakılmış bir miras var. Yoluma çıkmasaydın bunların hiçbirini yapmak zorunda kalmazdım. Sen yolunu çoktan kaybettin. Hakikat yolu ustamızın yoluydu. Ben o yoldan gidiyorum. Ona bir söz verdim. O sözden de dönmeye hiç niyetim yok. O zaman o yolda önüme çıkmasan iyi edersin. Belli ki buraya boşuna gelmişim. Bu tanıdığım gençten geriye sadece hırs kalmış. Allah sonunu hayretsin. Araziyi satın aldığımda kemankeş ocağını ortaya çıkaracağım. Bundan sonra beni durduramazsın Salih. Ne anlatıyor yine bu Nevzat Bey? Çık dışarı! Çık dışarı! Yani bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulmak lazım. Öğretmenim, burası bakkal. Artık insanlar marketlerden toplu alışveriş yapıyorlar. Ben buradan yapıyorum ama yaranamıyorum. Bedava almaman gerekiyor Kerem. Ne yani? Koca kasabada yemeğe sadece Kerem'in mi ihtiyacı var? Ne yapacağız hocam? Büyük düşün Burak, büyük düşün. Nasıl büyük düşüneyim hocam? Adı üstünde. Küçük esnaf. Araştırdım. Yıllık gelir dağılımında bize düşen payı bir görseniz gözleriniz bozulur. O kadar minik yani. Ay. Merhaba. Aa Nurgül'cüğüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Azmi Bey yok mu? Ha yok. Onun yerine ben varım. Siz mi? Ay ne güzel. Azmi Bey'in kalfası mı oldunuz? Aşk olsun. Beni kalfalığa mı layık gördünüz? Yani sadece yardım ediyorum. Hem ben kalfadan ziyade alfayım. Buyurun, ne arzu etmişsiniz? Maşallah maşallah. Bayağı da alışveriş yapmışsınız gerçi. Evet, indirim vardı, aldım bir şeyler. De. Neyse, ben daha sonra gelirim. Azmi Bey'e soracağımı sorarım. Kolay gelsin çocuklar. İyi günler hocam. İndirim yapacağız. Olmaz hocam. Zaten babamın karnını ben yiyorum. İndirime girersek batarız. Batmayacağız, batmayacağız. Sürümden kazanacağız. Bence biz bu mantıkla sürümeyeceğiz. Benim ticaret zekama güvenin. Buraların kralı olacağız. Su ver, su. Anlayacağım, su için. Alacağım. Bilirim hocam. Hocam, hocam konuşabilir miyiz? Hocam, önemli. Çocuk ne var? Ne var çocuk? Yanlış bir zamanda mı geldim? Konuşabilir miyiz? Ne istiyorsun? Salih bak, bu konuda yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Lütfen bana güven. Nevzat'la konuşacağım.
Lüzum yok. Ben konuştum. Araziyi almaya kararlı. Ama bu başaracağı anlamına gelmez. Bu işte niye bu kadar ilgileniyorsun? Bu orman senin alanın, senin emeğin var. Nevzat'ın yaptığı zorbalık. Sağ ol. Anne yardım edeyim mi? Yok annem, ben yaparım. Sen odana çık, dersin çalış. Mete, anne sen ne yaptın? Bitirdin mi ödevlerini? Bitirdim anne. Aferin kuzuma benim. Uf. O zaman güzel bir haberi hak ettin Meteciğim. Ne haberi baba? Okul olarak artık sadece modern okçulukta değil, geleneksel okçulukta da turnuvalara katılmak için başvuru yapacağız. Yaşasın. Bu çok iyi bir haber baba. Ne oldu oğlum? Duruldun bir anda. Salih Hoca bundan sonra bize ders vermek istemediğini söyledi. Allah Allah. Niye böyle bir şey söyledi ki? Salih Hoca'nız sever sizi. Bilmiyoruz. Yanına gittik sormak için ama bizi görmezden geldi. Bir konuşsa ne olduğunu anlayacağız ama konuşmadı bile. Tamam oğlum. Vardır bir bildiği elbet. Sen şimdi canını sıkma. Bir akıl buluruz, tamam mı? Nasıl ya? Salih Hoca şimdi yüzünüze bile bakmadı mı? Maalesef. Sonuçta iyi aldık. Kendi kendimize çalışamaz mıyız? Öğrenemeyiz Kerem. O iş o kadar kolay değil. Siz ne yaptınız bakkalda? Sezgin Hoca ile işler nasıl gidiyor? Sormayın. Patron çıldırdı diyeceğim de Sezgin Hoca patron bile değil. Kafasına göre indirim yapıyor. Sözelci bedenciden sayısalcı bakkal çıkar mı ya? Bilançoyu sordum. Eşinin erkek kardeşidir dedim. Konuya o kadar uzak yani. Batıracak o zaman. Kerem, niye engel olmuyorsun Sezgin Hoca'ya? Ben Özgürce'yi bildiğim sürece sorun yok. Arkadaşlar ya onu bunu bırakın da Salih Hoca ile ilgili bir şey yapmamız lazım. Ne olursa olsun özür dilemeliyiz. Benim bir fikrim var. Söyleyeyim mi? Evet. Öncelikle bahçedeki odunları Salih Hoca kulübesine dönmeden kırıyoruz. Ardından kırdığımız odunlarla özür yazıyoruz. Hava soğuk olacağından odunları değerlendirip ateş yakıyoruz. En sonunda madem ateş yaktık, mangalı kurup sucuk köfte pişirip afiyetle yiyoruz. Oh mis! Ben anlamadım şimdi. Burada Salih Hoca ile barışmamıza dair ne var ki? Salih Hoca ile değil, Kerem'in midesiyle ilgili tabii ki de. Ay Kerem, planını bile yemeden bitiremiyorsun. Ben düşünüp bir yol bulacağım. Bulunca sizi ararım. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk ustam. Salih, sen ismin gibi iyi,
hayırlı, kalbi ve yaşayışı temiz olan bir öğrencimsin. Ümit ediyorum Allah tarafından salih bir amel işlemek sana nasip olacak. Allah razı olsun usta. Bundan böyle kemankeş ocağı senin koruman altındadır. Ona iyi bakasın. Sırrımızı muhafaza edesin. Zamanı geldiğinde sen de görevi bir başkasına devredeceksin. O zamana kadar burası sana emanettir. Gözünüz arkada kalmasın usta. Burayı canım pahasına koruyacağıma söz veriyorum. Allah utandırmasın evladım. Amin. Kahvaltınızı, komşular gelecek. Çok geç kaldım. Bitti mi Cihan bu? Bitti. Daha yiyordum hayatım. Tamam, bitti o. Tamam. Onu da ver bakayım. Ha, tamam. Ya çayımı bitirseydin bari. Bitti o, bitti. O da bitti. De peki, ben kalkayım o zaman. Hadi kız. Artık yalnız mı çalışıyorsun? Salih Hoca ders vermeyince mecburen. Belki ben çalıştırırım sizi, ne dersin? Kızma ama Salih Hoca kadar olmaz. Tamam, peki. Ben şimdi çıkıyorum. Biraz işim var, sen çalışmaya devam et. Geç gelmeyeceğim, tamam mı? Tamam. At bakalım. Dengeli bas. Çok iyi. Çocuk istemiyor.
Teşekkürler Sedef Hanım. Bakkaldan siparişlerinizi getirmiştim. Ay, teşekkür ederim Sezgin Hocam. Buyurun buyurun. İçeri geçin. Buyurun. Teşekkürler. Gel gel. Kolay gelsin. Merhabalar. Torbaları şöyle koyabilirsiniz. Ay. Ay, aldım her şeyi. Evet. Bu ne? Karnabahar tatlım. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Annem ve ben ona çiçek yemeği diyoruz. Çok kötü kokuyor ama bu. Güzel kokmuyor ama vücuda güzel besin sağlıyor. İçerisinde A, B1, B2, B3 ve C vitamini var. Ayrıca fosfor, folik asit, kalsiyum, magnezyum. Sezgin Hocam, o şapka ne öyle? Azimli bakkal gururla sunar. Bundan sonra evlerinde servisimiz var. Arzu ederseniz sizi de eve bırakabilirim yani. Bisikletim hemen kapının önünde. Son model, çelik çantlı ve havalı kornalı. Sağ olun, ben yürürüm. Ah Nurgül Hanım, sayenizde ben de yürüyorum. Yare doğru yürüyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Yürüyorum da yürüyorum. Anne, ne zaman çekişiniz? Çalışamıyorum. Ay annem, kuzun çok sesi yaptık değil mi? Kusura bakma, affedersin. Ya şu fırındakiler çıksın, biz de çıkacağız zaten, tamam mı? Kusura bakma Yasemin'ciğim, bak. Bak, bunlar yeni çıktı sıcacık. Almaz mısın bir tane? Ama odamda bile duramıyorum. Anneciğim bak, sen bugün dışarıda çalış. Heh, ne dersin? Hem hava almış olursun. Affedersin, sana sormadan ortalığı dağıttım biraz. Tamam. Tamam anne. Tamam anne. Gel şu. Sinan. İyi misin? Bir şey mi oldu? Mehpare abla, senin hiç çocukken arkadaşların var mıydı? Tabii. Bir sürü hem de. Seni severler miydi? Evet. Ben de onları çok severdim. Hiç küs kaldınız mı peki? Hı. Bazen. Ama hemen barışırdık. Nasıl? Yanlarına gidip konuşurdum. Hatalı olduğumu söyleyip özür dilerdim. Hep sen mi hata gördün yani? Önemli olan kimin hatalı ya da haklı olduğu değil. Bazı şeyler haklı olmaktan daha önemlidir. Arkadaş, adı üstünde birbirinin arkasında olandır. Onu koruyan, kollayandır. Kırgınlıklar olabilir. Ama gerçek arkadaş birbirine asla sırtını dönmez. Teşekkür ederim. Sayende artık bana güveniyor. Sen arazisini almaya kalkınca ben de gidip onun yanında olduğumu söyledim. İnandı mı? Önce temkinliydi tabii ama sonra ona seni engelleyebileceğimi söyledim. Ama engelleyemez. Bunun bir önemi yok. Sana karşı olduğumu bilmesi yeterli. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Sen kendi bildiğin yoldan git. Bırak ben de kendi bildiğim yoldan gideyim. Öyle mi? Neymiş bildiğin yol? Bekleyip göreceksin. Selam kızlar. Aa, ne habersiz? Elif. Ben de sizle bizle konuşmana gerek yok. Sen diyebilirsin.
sen ya biliyor musun ben de yayım. Yok o anlamda değil. Yani benim yayım ok atmak için. Yalnız inanılmaz havalı görünüyor ya. Beğenmeni sevindim. Sen ne çalışıyorsun? Fonksiyonlar. Ya ben o konuyu asla anlamıyorum. Yani sınavda Twitter falan çıksa olacak ama işte. İstersen ben sana anlatabilirim. Gerçekten mi? Anlatır mısın? Anlatırım. Tabi sıkılmazsan. Ya teşekkür ederim siz. Gel. Bak şimdi soru üstünden gidelim. Mesela burada x'i 1 vermiş, apsisli nokta diyor. Bugünlerde sana verdiğim sözü tutmakta zorlanıyorum. Sen bize hak dedin. Hakkaniyet dedin. Adil olun dedin. Ama karşımda bunların hepsini yok sayan biri var. Güzel şeyler de oluyor tabii. Benim de artık talebelerim var. İçlerinden biri Mete. O çocukta tuhaf bir şey var. Sen Toz Kopara'nın yayını temiz kalpli birinin bulabileceğini söylerdin. Belki de o temiz kalp Mete'dir. Onlara artık ders vermeyeceğimi söyledim. Kayıp haritayı bulmuşlar. Sırrın heyecanına kapılıp haritanın peşine düşecekler. Başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum. Rabbim hayır eylesin. Ben gelirdim zaten. Bulgurum bitti de bir alayım dedim. Ha bulgur şurada ben. Evet gördüm. Durun siz zahmet etmeyin ben değilim. Pardon. Özgür Hanım durun ne yapıyorsunuz ya? Allah orada. Ay ay. Ay hocam ay oh, ne oldu iyi misiniz? Çok mesudum. Yavaş oturun hocam. Mete, ne yapıyorsun burada? Gelsene aşağı.
Yok Elif, senin ben buradayım. Ne oldu? Hala Salih Hoca mı? Düşünüyorum ama bir türlü neden böyle yaptığını anlamıyorum. Bir kusurunuz varsa bunu bize söylemeliydi. Neden böyle yaptığını hiç anlamıyorum. Böyle düşünüp anlamaya çalışarak çözülmeyecek bu konu. Mete nereye? Haklısın, bu konu böyle çözülmeyecek. O istese de istemese de gidip onunla konuşacağım. Mete dur! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsait misin Salih Usta? Konuşacaklarım vardı da. Tabii. Gel. Otur, sana bir çay getireyim. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Afiyet olsun. Bizim çocuklara artık ders vermeyecek misin? Evet. Bir kusurları mı oldu? Yok, kusur onların değil. Benim. Onlar düşündüğümden de hızlı ilerledi. Çabuk yol kat ettiler. Ben onların tehlikeye düşmelerinden, başlarını derde sokmalarından korkuyorum sadece. Onları korumaktan başka derdim yok. Biliyorsun ben bir eğitimciyim. Yani birçok öğrencim oldu. Bize düşen onları yalnız bırakmak değil, gittikleri yolda onlara rehberlik etmek. Onlar çocuk. Sen olsan da olmasan da tehlikeye girecekler. Ama sen yanlarında olursan neyin tehlikeli olduğunu bilecekler. Hatırlıyor musun? Ustamız bir zamanlar bize bir şey söylemişti. Evvel Refik, Badel, Tarik. Önce yoldaş, sonra yol. Onlar önce seni buldular, sonra yola çıktılar. Şimdi yanlarında olmazsan o yolda başlarına her türlü şey gelebilir. Çocuklarımızı gerçekten korumak istiyorsak yarı yolda bırakmamalıyız. Belki de haklısın. Sırra bekçilik etmekle onu nakletmek farklı şeylermiş anlaşılan. Keşke Ocak'tan ayrılmasaydın da bu sorumluluğu sen alsaydın. Ne sorumluluğu? Boş ver. Usta seni çok beğenirdi. Hala yağ çekiyor musun? Yani. Eyvallah. Paslanmışım galiba. Fena değil. Eyvallah. Thank you.
Sinan? İyi misin? Sana ne? Sadece merak etmiştim. Merak edecek bir şey yok. Kara el artık dağılıyor. Zil takıp oynarsınız. Oynamam. Karşımda iyi bir rakip olmadığı sürece yarışmanın anlamı ne ki? Anlaşamadığımız doğru. Ama hakkını vermeliyim. Sen iyi bir okçusun. Gördüğüm kadarıyla takımın da sana güveniyor. Onları geri toplayacağına eminim. Neyse, ben gitmeliyim. Görüşürüz. Evet. Şunu da paketleyelim. Geliyorum anne. Sedef teyze annem arabada iki tepsi için daha yer olduğunu söyledi. Ha tamam. Hangisini götürelim? Kurabiyeleri önce götürün de ezilmesinler, sonra da paketleri koyarız. Biz de çıkalım, hadi geç kalacağız. Hadi. Ay Özlem, hadi fırını kapatır mısın sana zahmet? Peki de ben alıyorum. Tamam, bunu da aldım. Çıkalım bakalım. Keşke böyle olmasaydı. Bazı şeyler istemesek de oluyor işte. Yapmayın arkadaşlar. Zaten okulda beraberiz. Sadece takım içi çalışmalarda olmayacağız. Selam. Buraya sizden özür dilemek için geldim. Biz sadece takım değiliz. Aynı zamanda arkadaşız. Son zamanlarda hırsıma yenik düştüğüm için arkadaşlığımızı mahvettim. O yüzden çok özür dilerim. Özür dilediğin için teşekkürler. Ama özrünü kabul etmiyoruz Sinan. Bırakmayın lütfen. Nasıl olacak o? Sen bize inanmıyorsun ki. Bizi devamlı küçümsüyorsun. Küçümsemek istememiştim. Size inanıyorum. Ben sadece bunca zaman kendime inanmıyormuşum. Kaybetmekten korktuğum için size kötü davrandım. Bu yüzden de sizi kaybettim. Haklısınız. Eskisi gibi olmayacağım. Size söz veriyorum. Biz Karayeliz. Birlikte güçlüyüz. Çok çalışırsak yapabiliriz. Hepsini mi? Evet. Vay arkadaş. Helal olsun ya. Dur ya, benim çok kötü. Benim yıllardır yapamadığımı sen yaptın Sezgin. Nasıl becerdin bunu? Ben de biraz ticaretten anlarım yani. Vay be. Sezgin Hoca her şeyi indirim yaptı az önce. Önce fiyatlarını %70 indirdi, sonra raflarda ne varsa. Malların hepsi zararına satıldı. Yok pahasına ama korkma baba, bunu kurtardım.
kısacası battınız Azmi amca. Ha ya. Ne diyor bu çocuklar Sezgin? Aa evet. %70 indirim yaptım ama sürümden kazandım. Küçücük dükkanın sürümü mü olur Sezgin? Benim cürümüm ne ki? Sürümüm olsun Sezgin. Ben demiştim. Ha, öyle diyorsun yani. Ya ben de diyorum bu malların gerisi nerede? Depo falan yok yani ha? Allah Allah. İyi ben gideyim o zaman. Hadi görüş. Ya akıl vermek gibi olmasın ama bu duvarları falan da bir boyat böyle boşken. Çünkü böyle dökülmüş buralar falan. Tamam. İyi. Hadi hoşça kal. Hadi çocuklar okulda görüşürüz. Hocama incir ağacı diktin Sezgin. İncir ağacına sarılıp dövülesi Sezgin. Ha yok yok öyle deme. Ha. Ya, bak ne yaptırdım. Kaçma gel buraya. Getirebilseydik keşke. Bir dahaki gelişimizde mutlaka getirelim. Tamam. Aynen. Emanetinizi getirdim. Madem sizden ders almıyorum, oğlumun demiştiniz, değerlidir. Ben de kalması ayıp olurdu. Bir hatamız olduysa bilmeden oldu. Kusurumuza bakmayın. Dur. Yaklaş. Öğrenci ile hocası arasında kusur olmaz. Bazı durumlar olur. Onlar da zamanla yolunu bulur. Ben sadece sizi korumak istemiştim. Ama biraz geç de olsa hata yaptığımı fark ettim. Sizinle beraber ben de öğreniyorum Mete. Yani bize ders vermeye devam edecek misiniz? Yanınızdayım. Benden daha iyi bir kemankeş olana kadar derslere devam. Yaşasın. Ama bir şartım var. O haritayla ilgili bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın. Ve şayet bir şey öğrenecek olursan önce bana haber vereceksin. Tamam? Tamam hocam. Siz hiç merak etmeyin. Ve bir daha kapıyı çalmadan içeri girme. Özür dilerim. Hemen bizimkilere haber vermem gerek. Çok sevinecekler. Al yayını. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.